Hoş geldiniz müfettiş bey. Baş müfettiş efendim, baş müfettiş. Hoş geldiniz müfettiş başı. Baş müfettiş amca, bu sizin mi? Hayır evladım, devletin. Devlet niye size böyle bir araba verdi ki? Çünkü ben devleti temsil ediyorum. Arabayla mı? Peki devleti kime temsil ediyorsunuz? Buyurun müfettiş bey, içeri geçelim efendim. Baş müfettiş efendim, baş müfettiş. Peki efendim, buyurun, buyurun lütfen. Ben çocuklarla ilgileneyim. Tamam Selçuk bey. Müfettiş başım, bir gazoz içer misiniz? Hayır, görev başında gazoz kullanmam. Çay, kahve, ayran... Görev başında hiçbir şey içmem. Peki müfettiş başım efendim. Sözü uzatmayacağım müdür hanım. Açık ve net bir şekilde ifade etmek isterim ki... ben zekiler için özel bir okul açılmasına pek de sıcak bakmıyorum. Gerçi bunu daha evvel ifade etmiştim. Ama kimse beni dinlemedi. Bunca yıllık devlet tecrübemi... Baş müfettiş amca, hani uzatmayacaktınız? Evet, doğru. Özetle haklı olduğumu düşünüyorum. Ve okulunuzu denetleyince bu projenin gereksiz bir yatırım olduğunu herkes anlayacak. Bir itirazınız var mı efendim? Neden böyle bir okul olmasına karşısınız? Çünkü devletin parası israf oluyor. Bize zeki değil. Devletine bağlı bireyler lazım. Hem biz böyle bir okula gitmedik de ne oldu? He? Ama bence herkesin ihtiyacı farklıdır. Mesela bir menekşeye bir kayısı ağacına verdiğiniz kadar su verirseniz menekşe çürür. Ya da kayısı ağacına menekşe kadar su verirseniz o da çürür. Tabii yeterince yağmur yağarsa kayısı ağacına bir şey olmaz. Tarık, ne işin var senin burada? Hiç, konuşuyorduk ya müdüre teyze. Baş müfettiş bey, bu menekşelerle, aman, öğrencilerle özel olarak ilgilenilmesi gerek. İsterseniz kısa bir okul gezisi yapalım da sizi biraz bilgilendireyim. Bence de. Hem gezer hem konuşmuş olursunuz.